Herkese merhaba arkadaşlar, bendeniz. Yeni bir oynanış videosuyla birlikte karşınızdayım. Diplomacy is not an option demosunu oynuyoruz. Diplomacy is not an option 9 Şubat'ta Steam'de yayınlanıyor. Diğer platformlarda da olabilir, pek emin değilim. Şu an demosu aktif, oynayabilirsiniz. Fizik yasalarını ciddi alan, gece kıtlığının yaşanabildiği, işlevsel bir ordunun gerçekten avantajlı olduğu, büyünün de ön plana çıkabildiği ve tamamen özgür olabildiğiniz sonsuz moda da sahip bir sandbox şehir kurma oyunu. Okçuların ve kuşatma silahlarının hedefleri vurabilmeleri için net konumlara ihtiyacı var. Bu nedenle kulelerin ve savunmaların yerleştirilmesi hayati önem taşıyor. Diplomasinin Option'ın dünyası pek de nazik değil. Zaten oynarken göreceğiz. Gece kıtlığı yaşanabilir, savaşlar savaş alanında açlıktan ölebilir, hatta İnsanlarınız kasabanın ortasında düşüp ölebilir ve neden kaynaklandığını bile bilmeyebilirsiniz. Evleri korumalı, hastalıkları kontrol altına almalı. Hastaneler yapıyoruz bunun için. Cesetlerin de gömülmesi gerekiyor ki bunun için de hem gravedigger'lar alıyoruz hem de cenaze alanları. Cenaze alanı diyorum. Mezarlıklar yapıyoruz. Benzer oyunlarda da olduğu gibi işlevsel bir ordu onu desteklemek ve beslemek için işlevsel bir ekonomi ihtiyaç duyuyor. Yiyecek, odun, taş, demir ve altın şehrin ekonomisinin temelleridir. Ve ilerleyen düşmanla, yani size doğru wave'ler, dalgalar halinde gelen düşmanla zamanında karşılaşmak istiyorsak erzaklarımızı dikkatli bir şekilde izlememiz gerekiyor. Oyun temel bir kavram üzerine özgürlük sunmak üzere tasarlanmış aslında. Sonsuz mod, yani Endless mod, teknoloji ağacına tam erişim sağlıyor ve prosedürel olarak oluşturulmuş haritaların sağladığı zorluklara nasıl yaklaşacağımız konusunda herhangi bir sınırlama da yok. Yani Endless modu açtığınızda farklı bir, her yeni oyun Endless modunda farklı bir harita sizi karşılıyor. Şimdi biz burada demoyu oynayacağız, ancak öncesinde bir tutorial yapacağız ki oyunu görelim. Ben de ilk defa oynuyorum çünkü şu an. 24 adet tutorialımız varmış. Klasik WASD. Yalnız grafikleri benim çok sevdiğim low poly grafikleri. Ne çok yük bindiriyor bilgisayara ne de buna benzer teknik bir sorun yaratmasına imkan tanıyor oyun. Bunun için fevkalade bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Başlangıç olarak çok da tatlı görünüyor zaten, görüyorsunuz. Çok da basit görünüyor. Ancak basit görünmesine bakmayın, oyun epey zormuş. Şimdi zoom out, zoom out, zoom in yapalım. Rotate kamerayı mouse'un altı tuşuyla çevirebiliyoruz. Town Hall'umuz bu. Townsman önerirseniz Townsman'daki gibi bütün materyaller başlangıç olarak Town Hall'da birikiyor. Daha sonra siz storage yaparsanız storage ya da granary'de birikiyor. Şimdi burada bütün orduları seçeceğiz. Bu arkadaşa saldıracakmışız. Tamam. Pekala. Oyunu durdurmuştuk biz değil mi? O yüzden öyle görüntü. Bu arada bu wave'ler They Are Billion'daki gibi geliyor. Arka arkaya geliyor. Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5 diye gidiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biz summonlayacağız. Bunun için 5 tane büyü yaptığımızda, summon büyüsünü yaptığımızda 5 tane Dark Knight, yani kara şövalye bize verecekmiş. 120 saniye boyunca bizimle birlikte savaşacakmış. Ancak bu bizden 2 kristal götürüyor. Bu kristaller şehirlerin, rakiplerinizin kasabalarını yok ettiğinizde elde ediliyor. Onu da belirteyim. Bunu şimdi yapmayalım aslında, şöyle bir ya da yapalım. Tamam. Bunları spawn ettik. Böyle bir bastığımızda bütün her yerin, alta bastığımızda bütün harfleri görebiliyoruz. Güzel. Şöyle gidelim. Ha, burada bir şey varmış bakın. Bunu bir alalım. Kaynak taş. Bunu da alalım. Tamam, şimdi buraya saldıralım. Buradan mesela kristal çıktı. Hemen onu alıyoruz. Odun var burada. Hemen ordumuzu geri çekelim. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bize savaşçılarımız ve vatandaşlarımızın yiyecek tüketmesi gerekiyor tabii ki. Bunun için de bizim buraya bir berry picker yapmamız lazım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir alan açıldı, fark ettiyseniz.
Şu yeşil alan sizin o zamana kadar geçtiğiniz yerler aslında. Örneğin mesela nerede yok yeşil? Şurası yeşil değil mesela, şu bizim kara yeşil olarak değil, hayal olarak yok. O tarafa doğru ilerlediğimizde bizim oraları da keşfettiğimizi göreceksiniz. Orada da bina inşa edebiliyoruz demek oluyor bu. Şimdi mesela şu an inşa edemiyorsak, orayı keşfettiğimizde gördüğünüz gibi hemen aktif oldu. Geri dönelim. Böyle picker house'ları şu yeşil alan, koyu yeşil alan boyunca koymamız gerekiyor ki ona ait olan her yeri alsınlar, her şeyi alsınlar. Şuraya aslında şöyle bir tane koyalım. Tam ortada dursunlar. Köylerinize seçme gibi bir telaşınız yok. Direkt ordularınızı seçiyor oyun. Mouse'la. Ordular seçiliyor. Bu şekilde Fisherman Hut yapacağız şimdi buraya bir de. Fisherman Hut şuradan. 7 pond. Pond burası. Hemen şuraya bir hat koyalım. Hızlandıralım. Hemen inşa etsin. Gördüğünüz gibi şu kara şövalyelerin süresi bitti. Şimdi buraya bir Porter House. Şimdi buradaki bazı materyaller, bazı kaynaklar otomatik olarak taşınmıyor Town Hall'a ya da Storage'a. Bunun için yapmanız gereken şey bir Porter House, yani taşıyıcı yeri yapmanız gerekiyor. O da buradan Worker'lar var. Burada da açıklaması var zaten. Medieval Delivery. Portals carry resources between the places of their attraction, processing and storage diyor. Yani üretildiği yerden, şey, çıkarıldığı yerden kaynağı alıyor. Depolama alanına getiriyor. Bir başka yerde o kaynağa ihtiyaç olursa depolama alanından alıp o ihtiyaç olan yere götürüyorlar. Bu şekilde çalışıyor. Hemen bunun arkasına koyabiliriz aslında bunu. Şöyle şekilde koyarsak aslında güzel olur. Nizami olsun diye uğraşıyorum biraz. Tamam. Hemen buraya da inşa edelim. Otomatik olarak atanıyor bu işçiler buraya. Şimdi bir tane de lumber mill yapmamız gerekecek. Lumber mill'i de şuraya koyalım ki bütün alanları alsın. Şöyle burada aslında da olur. Şöyle. Bu şekilde yeterli. Tamam. Bunu da aldık. Lumber'ı yaptık. Şimdi bir Porter House daha inşa edeceğiz. Bunun sebebi bu otomatik hepsini topluyor aslında. Bunu şimdi sadece food delivery için kullanacağız. Bir diğerini ise şöyle, diğerini de sadece odun için kullanacağız. Taş için de olabilir bu, demir için de olabilir bu arada. Burada insanlar öldü hastalıktan şu an. Bunun önüne geçebilmek için yapmamız gereken şey bir tane Gravedigger House ve Cemetery yapacağız. Şimdi buradaki Porter House sadece odun taşısın dersek, bu sadece odun taşıyor. Şimdi buraya bir Gravediggers alacağız. Hemen şuraya arkasına koyalım aslında. Kalenin arkasında dursun. Böyle. Bir de cemetery koymamız gerekiyor. Cemetery'nin her yerden girişi var. Böyle durabilir aslında. Bunları yapalım. Ölen kişileri Gravediggers alıyor. Cemetery'e gömüyor. Mesela şu an bu hatun gidiyor. Alıyor birini, götürüyor. Buraya gömüyor. Bu kadar. Bunun da bir sınırı var tabii ki. 256 kişi taşıyor, alabiliyormuş. Taşıyamıyormuş diyecektim. Taşımıyor, alıyor. İki tane ev inşa edeceğiz. Şimdi bu evleri de şöyle hemen buraya bu şekilde inşa edelim. Hızlandırmanız şart değil. Ben hızlandırıyorum. Biraz daha hızlı progress alalım diye. Bütün detayları zaten gösteriyorum yavaş yavaş sizlere de. Evler zaten burada gördüğünüz gibi 6 kişi alıyor. Ancak şöyle bir durum var. Oyunu durduramıyorum. Bir fountain'ı koyarsam bunların yanına
Yeşil oldu gördüğünüz gibi. Onlara artı 2 live veriyor. People veriyor. Yani bu 6 iken 8 oluyor gibi düşünebilirsiniz. Bonus veriyor aslında. Şöyle koyalım. Bunları hatta şöyle şuraya bir alalım. Buradan şuraya, şuraya, şuraya dolaşsınlar ve şuraya gelsinler. Tamam. Aa, yanlış tıkladık. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir de buraya. Okey. Tamam. Onlar şimdi o rotta hep gidip gelecekler. Şimdi bir de Builder House ver, koyacağız buraya. Builder House ne işe yarıyor? Builder House binaların inşasını hızlandırıyor. Yani orada işçiler çalıştırıyorsunuz ve bu işçiler binaları daha hızlı inşa edilmesini sağlıyor. Sezar 3 oynadıysanız Sezar 3'te bu vardı. Yani bunları evlerin arasına koyayım ben. Zaten burada da görüyorsunuz. Evet. Hemen repair modu da açalım. Şimdi bir de research yapacağız. Research de var. Gayet tematik güzel bir research ekranı var. Şu an zaten demo olduğu için oyun. Burada kısıtlı biraz. Biz burada şu an istediğimizi araştırabiliriz. Benim şu an yapmak istediğim şey bu porterların daha hızlı çalışması. Aslında çalışmasını istiyorum. Bunlar da kaynak götürüyor gördüğünüz gibi. 20 odun istiyor mesela Advanced Toolkit. Bu da building ve repair'i artırıyormuş. Duvarlarımızın sağlamlığını artıran var. Stained wood. 75 wood istiyor. Bizde zaten az var şu an. Biz burada porterların hızını artıralım. 2 dakika sürüyor. My lord, I have to warn you. Şimdi bu yere geldiğinde yapmamız gereken şey hastane kurmak aslında. Şöyle ikon varsa karakterlerin üzerinde hastane kurmanız şart demek oluyor bu. Onu da şöyle mezarlığın arkasına koyalım ki manidar oluyor biraz ama olsun. Böyle koyalım. Arka kapıda mezarlığa götürecekler. Görüyorsunuz mesela bunlar sürekli böyle dolanıyorlar. Onlar da. Evet, şimdi burada diplomasi is not an option'ın saldırı ve savaş mekaniğini anlatıyor aslında. Attacking waves. Yani saldırılar size dalgalar haline geliyor. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga vesaire gibi. Bunların geldiği yönü minimap'ten görebiliyorsunuz. Şu an mesela doğudan geliyorlarmış. Bizim de doğuyu sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şöyle birimlerimizi şu tarafa alalım. Şimdi burada yapmamız gereken şey bir barracks inşa edeceğiz. Bu arada bu wave'ler gelirken şu an burada görünmüyor ama daha sonraki ben o Endless modda da oynayacağım. Orayı da göstermek istiyorum size. Orada da burada wave'in kaçıncı wave'de olduğunuzu ve ne kadar sürede geleceğini de görebiliyorsunuz minimap'in üstünde. Şu an burada yok o. İki açılır. Dediğim gibi ilk defa oynuyorum şu an. Bunu barracks'ı şuraya koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Böyle. Önünü kapatsın bunu. Güzel. Biraz ileride dursun. Hemen inşa edelim orayı. 5 tane archer eğitmemiz gerekiyormuş. Zaten 4 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. Nüfusunuza da dikkat etmeniz gerekiyor. Boş nüfusunuz varsa bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi de duvar inşa edeceğiz. O duvarı da wave'in geldiği noktaya inşa etmeniz yeter. Yani wave sağdan soldan dolanıp gelmiyor. Direkt geldiği yerden saldırıyor. Wave attığı yerden saldırıyor. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şöyle. Aa, odun yetmedi. Neyse dur. Odun zaten toplanıyor. O yüzden sıkıntı yok. Hop. Tamamdır. Şimdi de duvar kapı inşa edeceğiz. Kapı için biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi bu askerler burada olduğu için duvara da koyabiliyoruz bu savaşçılarımızı. Duvarda kalabiliyorlar. Şöyle yerleştirirsek. Aslında şimdi değil de
Duvarı inşa ederken bir tane buraya, buraya koyalım şöyle. Rastgele koyalım aslında. Onu şu an durdurduğum için aslında göremiyorsunuz ama. Sesini buraya koyalım. Sen bu tarafa gel. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Bu savaşçılar duvara çıkamıyor. Bunlar buraya saldırmaya çalışıyor farkındaysanız. Bir dakika şöyle yapalım. Tamam. Bazen pause ikonu, pause tuşu çalışmıyor. O bir sıkıntı. Unutabiliyorsunuz. Ona dikkat edin. Böyle koyalım bunu da. Burada mesela kaynak varmış. Bunu alalım. Hızlandıralım. Bu şekilde kristal düşürüyor. Büyük kristal. O büyük kristallerini almanız gerekiyor. Aksi halde büyü yapamazsınız. Burayı kapatalım. Şimdi şurayı da aslında kapatsak mı emin değilim. Bakalım, bekleyelim biraz. Pekala. Şimdi taş ocağı yapabiliriz. Wave gelene kadar bir kapı daha yapmamız lazım. O kapıyı da buraya yaparız aslında, değil mi? Tuz yapmışız ama olsun, biz bir tane daha yapalım buraya. Normalde şuraya da kapatmak gerekebilir. Çünkü oradan da wave gelebilir ama tutorial olduğu için gelmeyecek. O yüzden ben kapıyı şuraya yapıyorum. Bu birimlerimi de şuradaki birimleri yok etmek için gönderiyorum. Birimlerinizin canı azaldığında otomatik olarak bunlar regenlenebiliyor. O da aklınızda olsun. Şöyle kapatalım. İlk wave'i atlattık. Zaten tutorial da burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi ben çok kısaca wave olarak size Endless modu göstereceğim. Onu da biraz oynarız. Bundan bir farkı yok. Sadece wave'ler sonsuz geliyor. O size kalmış artık. Ne kadar süre oynamak istiyorsanız ne kadar süre dayanabilirsiniz. Dayanabildiğiniz kadar dayanıyorsunuz orada. Buradan demoya tıkladığımızda bizi Endless moda atıyor. Bu Endless modda bir grup savaşçımız var zaten. Bu harita sürekli değişiyor. O yüzden bu şekilde keşfetmeniz lazım. Ne var ne yok etrafınızda. Şimdi bize tutorial'da öğrettiği gibi biz bir berry alanı koyalım. Buraya bir tane berry alanı koyalım. Mesela burada bir kalabalık. Şöyle dolanalım bakalım neler var daha. Şöyle kapatabiliriz. Gıra güzel. Kuzeye bakalım. Şu iki dağ arasını kapatabiliriz. Zaten taş kaynaklarımız da içeride. Şimdi buraya bir de Fisherman Hut koyalım. Porter House da yapalım hemen yanına. Şöyle koyabiliriz. Oo, 9. Ne yaptın ya? Neyse saldıralım artık, ne yapalım. Biraz ilerle bari. Bu binaları yok ettikçe size kristal veriyor oyun zaten. Portal'ın hızını artıracağız ama Lina mı atacak? O yine attı. Atsın, tamam. Stand guard yapalım biz bunları o zaman. Age of oynar gibi oynayalım. Şimdi burada Gravedigger koyalım. Yine tutorial'daki gibi. Ki bunun gazabına uğramayalım. Onlar orada saldırı dursunlar. Biz o sırada şuraya bakalım. Oo, bura bayağı tehlikeli yalnız. Tamam, onu alalım. Buraya saldıralım. Orası tamam, güzel. Şimdi burada bir de Builder House mı? Hastane koyacağız ama taş lazımmış ona.
Onun için bu kaynaklardan taş ocağını hemen şuraya koyalım. Burayı aşağı edelim. Bunu alalım. Oo, bura bayağı kalabalık. Desteğe gelsin o zaman kara şövalyelerimiz. Oo, kaçıyor bak. Onları aman kaçırmayın. Yoksa beter yani. Pekala, şimdi burada taş ocağını koyduk. Taş toplamaya başladılar. Bir porter'ı da ona vereceğiz. Şöyle koyalım porter'ları. Tamam, şimdilik bu kadar, saldırı yeter. Geri çekelim. Bundan süresi bitti. Buraya bir baraka inşa edeceğiz ama odun gerekiyor bunun için tabii ki. Lumber mill yapmadık. O bir hata oldu. Şuraya bir lumber mill koyalım. Onu unuttuk. Bunu da bir dakika bakalım. Şöyle koyalım mı? Şöyle koyalım. Tamamdır. Bir porter da ona verelim. Bu taş. Bu da odun. Bu da yiyecek. Toplayacak. Tamam. Şimdi şu taraftan geliyorlarmış. Yani yine doğudan. Kuzey doğudan. Kuzey doğu. Biraz kuzey doğu. Yani çok da değil ama. Hemen baraka inşa etmemiz gerekecek. Burada görüyorsun şu an 2 dakikası var. Birinci wave'deyiz. Hemen şuraya bir baraka inşa edelim. Ve aynı zamanda duvar inşa edeceğiz. Şu an odunumuz çok kısıtlı. Bunların sağlıkları yenileniyor. O yüzden telaşa gerek yok. Bizim bir de hospital yapmamız gerekiyor. Buraya da 20 odun gerekiyor. Onun için birazcık kalmış. Tamam. Şimdi hastane çok önemli. Hasta olduğu zaman köyleriniz yayabiliyorlar hastalıkları. Bunun önüne geçmek için hastane yapmanız gerekiyor. Şimdi önce böyle bir wave atlatmak için duvardan önce birimlerimizi eğitelim. Şu an geliyorlar mesela. Böyle dursunlar. Pekala. İnşa edebildiğimiz kadar inşa edebiliriz duvarları şu an. En azından bir süre bizi oyalar. Zaten çok da uzun oynamayacağımız için. Geliyorlar. Biraz fazla geliyorlar bu arada. Hemen desteğimizi çağıralım. İlk wave'i atlattık. 7 gün sonra ikinci wave gelecek. Şöyle düzene sokalım birimleri. Hemen tekrar duvar inşasına devam. Bu hala çalışıyor değil mi? Güzel çalışıyor. Hala var. Pekala. Şuradan şöyle bir dakika olmadı. Şu şekilde gelsinler. Odun epey sıkıntı yalnız. Bir tane daha oduncu yapabiliriz ama şey yok. Onu nasıl yapacağız? Şöyle. Buradan remove etsek bunlardan birini alabiliyor muyuz geri acaba? Sanırım buradan yapabiliriz değil mi? Yok. Army'den alamıyor muyum ben bu insanları? Bir tane oyun vardı, orada alabiliyorduk. Driftland. Driftland diye bir tane oyun vardı. O da strateji oyunu bu şekilde. RTS bir oyun. Orada birimleri istediğimiz gibi konumlandırabiliyorduk. Ancak burada yok sanırım.
Pekala. Şimdi duvar inşa etmeye devam. İkinci ve ya da ikinci ve eve gelmeden zaten burada bitireceğimiz için böyle Porter'ın seviyesini artıralım. O sırada biz burayı inşaya devam. Ve duvar şey yapmamız lazım zaten de. Kapı mapı yapmamız lazım da. Pekala. Evet arkadaşlar. Diplomasi is not an option. Bu şekilde. Oyun 9 Şubat'ta yayınlanacak. Biraz dolaşmamız gereken bir oyun aslında. Diğer sandbox şehir kurma oyunlarına benzemiyor. Tower Defense tadında bir oyun. Dear Billions oynadıysanız ona biraz benziyor. Wave olayı. Umarım keyfiniz yerindedir bu zamana kadar oyun videoyu izlerken. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.